Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 10. sınıf biyoloji 1. dönem 1. yazılıya prova yapıyoruz. Yani 1. yazılıda çıkabilecek sorulara çok yakın sorular bugünkü dersimizde çözeceğiz. Tabii ki ben size aralarda da hatırlatmalar yapacağım. Hoca hangi türlü sorarsa o türlü soruya cevap verebilelim diye. Peki biz yazılıda hangi konulardan sorumluyuz? Bunlara da hızlıca bir geçelim. Şimdi birinci dönem birinci yazılı konuları dediğimiz zaman ilk üniteden sorumluyuz tabii ki. 10. sınıfta biyoloji adına zaten 3 tane ünitemiz var. Birinci ünitemiz hücre bölünmeleri, ikinci ünitemiz kalıtım olacak. Son ünitemiz ise ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları dediğimiz ünite olacak. Ünitelerin büyüklükleri üç aşağı 5 yukarı birbirine yakın yani ikinci yazılı da kalıtım ünitesine geçmiş olacağız. Oradan sorularda karşımıza çıkacak ama birinci üniteden birinci yazılı da sorumluyuz. Bil bilmemiz gerekenler ilk bölüm tabii ki mitoz ve eşeğsiz üreme. Mitoz dediğimiz zaman hücre döngüsünden bahsediyorduk aslında. Neler öğrenmiştik? Bir hücrenin bölünmesinden bir sonraki hücre bölünmesine kadar geçen süre bizim için hücre döngüsü anlamına geliyordu. Hücre döngüsü hücrenin hayatı, hücrenin yaşamıdır da diyebiliyorduk. Hücrenin döngüsünün içerisinde, hayatının içerisinde bir hazırlık evresi yani interfaz evresi bir de çekirdeğini ve sitoplazmasını böldüğü mitotik evre dediğimiz evre vardı. Mitotik evreyi de mitoz, çekirdek bölünmesi ve stokine, sitoplazma bölünmesi olarak ikiye ayırabiliyorduk. Hemen şuranın üstünden de bir geçmiş olayım size. Şimdi hücre döngüsü dediğimiz zaman dediğim gibi bir interfaz evresinden meydana gelecekti ilk evremiz. Hazırlık evresi. Interfazın G1S ve G2 evreleri vardı. G1 ve G2'de hücre bölünmeye hazırlı, hazırlanır, protein sentezi artar, organel sayısı artar gibi yuvarlak cümleler kurabiliyorduk. S evresi dediğimiz evre ise DNA'nın eşlenmesinin gerçekleştiği evreydi. Mitoz sonucunda bir hücreden iki tane yavru hücre olacak olan hücreler bir birinin ve ata bireyin birebir aynısıdır diyeceğiz ya. Bunların birebir aynı olmasının sebebi aslında genetik yapının kusursuz olarak paylaşılmasından kaynaklanıyor. E bu kusursuz paylaşımı yapmak için de öncelikli olarak DNA'nın kusursuz bir şekilde eşlenmesi lazım. DNA eşlenmesi de tabii ki interfazın S evresinde. Karıştırmayacağı şeylerden bir tanesi de şurası. Organel sayısının artması da yine interfaz evresinde meydana gelecek. Yani hayvan hayvansal hücrelerde iyi ipliklerinin üretiminden sorumlu olan sentrozom organel var. Sentrozom organelinin eşlenmesi de tabii ki interfaz içerisinde gerçekleşecek. İnterfaz yapıldı. Geçildi nereye? Mitotik evreye. Mitotik evreyi de kendi içerisinde karyokinez yani çekirdek bölünmesi dediğimiz mitozdan bahsedeceğiz. Profaz, metafaz, anafaz ve telefaz olmak üzere kendi içerisinde dörde ayırdık. Bir de sitoplazma bölünmesinden bahsedeceğiz. Evreler, evrelerden de çok kısa bir bahsetmiş olayım. Şimdi profaz evresi dediğimiz zaman çekirdek zarının kaybolduğu, çekirdek kaybolduğu, kromatin ipliğin katlanmalar yaparak kalın bir görüntü kazandığı yani kromozomların oluştuğu evreden bahsediyoruz. Daha sonra kromozomları en net şekilde gördüğümüz metafaz evresini geç meydana gelecek. Kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilmiş olacaklar. Anafaz evresi dediğimiz evrede ise kromozomların iki tane kardeş kromatiti vardı. Bu kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara doğru hareket edecekler. Telefaz evresinde meydana gelen olaylar biraz profazın tersi. Yani çekirdek zarı tekrardan oluşacak. Çekirdekçik yeniden meydana gelecek. Kromozoma dönüşmüştü ya bunlar. Tekrardan kromatin iplik haline dönüşecekler. Stokinez dediğimiz olayda eğer hayvansal bir hücre ise dıştan içeri doğru boğumlanma yaparak bölünmesi meydana gelecek. Eğer bitkisel bir hücre ise ara lemel ara çeper oluşumuyla tabii ki bir hücreden iki tane yavru hücre meydana gelmiş olacak. Biz çok güzel kısadan anlatıyoruz. İşte işte ekvator düzlemine dizildiler hop zıt kutuplara gittiler diyoruz ama tabii ki bu hücre döngüsünün de bir kontrol mekanizması var kontrol mekanizmasının bozulması döngünün kontrolden çıkmasını yani kanser hücrelerinin meydana gelmesini gösterir bize hücre döngüsünün kontrol noktaları da birincisi G1 kontrol noktası vardı G2 kontrol noktası bir de M kontrol noktası vardı G1 kontrol noktasında bölünmeye gerek var mı? Gerçekten bu buna ihtiyaç duyuluyor mu bunlar kontrol ediliyordu G2 S evresinden sonra ya da denk geliyor ya DNA'nın eşlenmesinde bir sıkıntı var mı varsa e, bölünme durdurulsun emrinin verildiği evreydi M evresi de metafaza denk geliyordu tüm kromozomlar ipliklerine tutulmuş olmalı ki birazdan paylaşılacaklar paylaşıldıkları zaman her tarafa eş gidebilsin eğer herkes e, tutunmuş olmazsa bir tarafa fazla kromozom bir tarafa eksik kromozom kalması söz konusu olurdu diyeyim gençler. Yine ikinci bölümümüzde eşeysiz üremeden bahsetmiştik. Eşeysiz üremenin de çeşitleri vardı. Bunlardan birincisi bölünerek üremeydi. Tek hücreli canlılarda görülüyordu. Zaten tek hücreli bir canlı bölündüğü zaman hücre sayısını arttırmış demektir. Yani bölünerek üreme tek hücreli canlılarda görülen eşeğsiz üreme tipidir. Birey sayısının artmasını sağlar. Tomurcuklanmayla üremede en çok karşımıza hidra ve bira dediğimiz canlılar çıkıyordu. Hidranın vücudunda tomurcuk adını verdiğimiz bir çıkıntı meydana geliyordu. Bu çıkıntı mitozla çoğala 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 yeni bir hidrayı oluşturuyordu. Oluşanlar birlikte kalıp koloni de oluşturabilirlerdi. Kopup bağımsız yaşayabilirlerdi de. Sporlu üreme dediğimiz zamanda mantarlarda görebildiğimiz işte you <laughs> E, tohumsuz bitkilerde, eğrelti otunda, karayosunda ya da tek hücreli plazmodium malaria dediğimiz canlıda görebildiğimiz bir üreme şeklidir. Spor dediğin şey de bunlar üreme hücresi oluşturuyorlar. Etrafını dayanıklı bir örtüyle kaplıyorlar. Bir tane hücre var etrafı dayanıklı bir örtüyle kaplı. Bu bizim için spor adı verilen hücredir. E, sporlarda uygun ortam buldukları zaman nem uygun oldu, pH uygun oldu. Mitozla çoğalarak yeni bireyleri meydana getirmiş olacaklar. Rejenerasyonlu üreme dediğimiz şey canlının kopan vücut parçasından yeni bir canlı oluşması. Mesela planaryayı üçe bölüyorlar ya da boyuna bölüyorlar. Boyuna böldükleri zaman her kısım kendini tamamlıyor. Sen bir tane planaryayı ikiye böldün. iki tane planarya elde ettin. Birey sayısında artış meydana geldiği için bizim için üremedir, rejenerasyonla üremedir. Ama tabii doku düzeyinde rejenerasyon da meydana geliyordu. Mesela bizim yaralanan bir yerimizden de parça kopuyordu. Burası kendini tamir ediyordu. Yani rejenerasyon meydana geliyordu ama kopan parçadan yeni bir seda olmadığı için rejenerasyonla üreme anlamına gelmiyordu. Orayı karıştırmayacağız. Partonogenezle üreme dediğimiz zaman bal arısı gibi bazı karınca türlerinde, su pirelerinde görülüyordu. En çok soru bal arılarından gelir. Arılara baktığımız zaman çok büyük bir hiyerarşi vardı yani e, farklılaşma söz konusuydu diyelim. Normalde tür içerisinde kromozom sayısı sabittir ama arılarda farklı bir durum söz konusu oluyordu. Dişi arı dediğimiz işçi arılar ve e, Kraliçe arılar 2N kromozom sayısına sahipken erkek arılar N kromozom sayısına sahipti. Kraliçenin oluşturduğu yumurtalardan döllenme olmaksızın erkek arılar meydana geliyordu. Zaten döllenme gerçekleşmeden yeni bir birey meydana gelmesine partonogenezli üreme ismini veriyorduk. Haploid veya diploid gibi çeşitleri vardı. Vejetatif üreme dediğimiz zamanda bitkilerde görülen aslında rejenerasyon mantığına dayanan bir üreme çeşidinden bahsediyoruz diyoruz. Bitkinin kopan bir parçasından yeni bir bitki meydana gelmesi anlamına geliyor. Aşılama, çelikle, daldırma, sürünücü gövdeyle, rizom gövdeyle, doku kültürüyle üreme gibi çeşitleri var. Ama ana mantık olarak bakarsak ana canlıdan bir parça kopacak. Kopan parça da mitozla gelişerek yeni bir canlıyı meydana getirecek. İkisinin genetik yapısı birebir aynı olduğu için de tabii ki bizim için eşeğsiz üreme anlamına gelecekti. Tabii ki mayozda da yavaş yavaş biliyorum okullarda geçtiniz Yazılı da sorumlu olabilirsiniz mayoz ve eşeyli üreme dediğimiz kısım olacak mayoz kendi içerisinde iki tane evreden meydana geliyor mayozla mitozun e, karşılaştırmalı sorularına da dikkat edin mitozda bir hücreden iki yavru hücre olurken mayozda bir hücreden dört yavru hücre oluyor mitoz tek evreden meydana geliyor mayozda birbirini takip eden iki tane evre söz konusu mitoz vücut hücrelerinde e, büyüme gelişme onarım amaçlı yapılıyor. Mayoz üreme ana hücrelerinde üreme amacıyla gerçekleştiriliyor. Mitozda kalıtsal çeşitlilik yok, kromozom sayısı korunuyor. Mayozda ise kromozom sayısı yarıya iniyor, genetik çeşitliliğin kalıtsal çeşitliliğinde temelini oluşturmuş oluyor. Mitozdaki interfazda birebir aynı G1, S, G2 evreleri var. S evresinde DNA işlenmesi gerçekleşiyor. Mayoz 1 ve Mayoz 2 olmak üzere de iki tane evreden meydana gelecek Öncelikli olarak burada tetrat kavramları, crossing over kavramları, sinapsis kiazma kavramları olacak. Bu kavramları görürsek hücrenin mayoz bölünme yaptığını unutmayacağız. Dediğim gibi sperm ana hücresi, yumurta ana hücresi gibi iki en kromozomlu üreme ana hücrelerinde meydana gelen bir bölünmeden bahsediyoruz. Hadi hızlıca da sorularımıza bakalım. Sorular üzerinden de anlatımlarımıza devam edelim. Aşağıda verilen cümlelerin yanına doğru ise de yanlış ise y yazınız demiş. Üremenin temeli hücre bölünmesine dayanır. Evet eşeğsiz üreme de olsa eşeğli üreme de olsa eşeğsiz üremenin de temelinde işte mitoz var. Eşeğli üremenin temelinde mayoz var. Sonuçta üremenin temelinde tabii ki hücre bölünmesi olacak. Bu bizim için doğru. Bir hücrenin bölünebilmesi için bölünme olgunluğuna erişmiş olması gerekmektedir. Bu da bizim için doğru. Amiple yapılan deneyler vardı. Amip büyüme olgun olgunluğuna erişmeden sitoplazmasından bir parça kopartıyorlardı. O zaman amibin bölünmediğini görüyorlardı ama bölünme emrine verilmiş, bölünme olgunluğuna erişmiş birinden sitoplazmasından parça kopartırlarsa amip bölünmeye devam ediyordu. Yani belli bir erişme, olgunlaşmanın söz konusu olduğunu biliyoruz bölünmenin gerçekleşebilmesi için. DNA dediğimiz zaman canlıların genetik bilgilerini içeren tabii ki yapıdan bahsediyoruz. Mutlaka tüm canlılarda DNA bulunacak. Ama bulunan bu DNA illaki çekirdek içerisinde olmak zorunda değil. Bölünme sırasında kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozom adı verilen bir yapıya dönüşecekler. Hücre bölünmesinde kromatin iplikler vardı. Bunlar fotokopi gibi eşleme yapıyorlardı. İki tane kardeş kromatit yan yana geliyordu. Hücre bölünme sırasında da bunlar kısalıp kalınlaşarak kromozom adı verilen yapıların meydana gelmesini sağlayacaklar. Yani bu da bizim için doğru. Canlılarda gelişmişlik arttıkça kromozom sayısı da artış gösterir. Kesinlikle yanlış. Canlıların kromozom sayısıyla gelişmişlik düzeyi arasında ya da akrabalık düzeyi arasında bir bağlantı yok. Canlıların gelişmişlik düzeyi arttıkça kromozom sayısı artar diyemeyiz. Veya iki canlının kromozom sayısı birbiriyle aynı diye iki canlı birbiriyle akrabadır diyemeyiz. Mesela güvercinler de 16 kromozomlu, soğan da 16 kromozomlu. Güvercinin yakın akrabası soğan mı? Tabii ki kromozom sayısı e, akrabalıkta belirtmeyecek diyeyim. Eşlenen bir kromozomun iki parçasından her birine kinetekor denir. Bunu da şekil çizerek bir size göstermiş olayım. Şimdi bizim kromatin ipliklerimiz vardı. Aslında bunları çok detaylı konu anlatımında verdim. Kromatin iplik dediğin şeylerde senin e, genlerin var. Karakterlerini temsil eden özelliklerin var. DNA eşlenmesi gerçekleştiği zaman bu kendisinin bir tane kopyasını yapıyor. Yani bir kopya şurada bir kopya burada oluyor. Bununla bu birbirinin aynası olduğu için biz bunlara kardeş Kromotit ismini veriyorduk. Daha sonra da tabii ki bunlar böyle katlanmalar yaparak bir tanesi katlanıyor daha kalın görünüyor şöyle, diğeri de katlanıyor daha kalın bir hal görünüyor. Şöyle biz bunları hani kabaca şöyle gösteriyoruz ya aslında yanlış bir gösterim yapmış oluyoruz. Doğrusunu gösterecek olursak şöyle göstermemiz lazım. Kısalıp katlandı. Şöyle olduğu zaman kromozom ismini vereceğiz. Kromozomların birbirlerine tutundukları bölgeler vardı. Biz de bunlara ne ismini veriyorduk? Sent Ro, mer ismini veriyorduk. Sentromerlerde i ipliklerinin tutunmasını sağlayan protein yapıları ise kinetokor ismini veriyorduk. İ iplikleri kromozomların kinetokorlarından tutunma işlemini, işlemini gerçekleştirecekti. İ ipliklerinin üretimini sağlayan organelin adı da hayvansal hücrelerde sentrozomdu. Sentrozomda da sentriollerden meydana gelirdi. Sentriyoller bir araya geldiği zaman iyi ipliklerin oluşturmasını sağ sağlayan sentrozom organelini yaptı. Sentromer ise kromozomu bir arada tutan bölgenin adı. Yani kelimeler birbirine yakın diye birbirine karıştırma konunun içerisinde çok fazla geçecek. O yüzden ben şurada bir üstünde durayım dedim size. Eşlenen bir kromozomun iki parçasından her birine kinetokor denmez tabii ki. Kinetokor iyi ipliklerinin bağlandığı bölgelerdir. Kardeş kromatitleri bir arada tutan bölgeye bak yazmışız. Sentrozom denir. Hayır ne denecekti? Sentromer denecekti. Sentrozom iyi ipliklerini üreten organelin adı. Yeni oluşmuş bir hücrenin bölünerek yeni hücreler meydana getirmesi süreci de hücrenin hayatı, hücre döngüsü, hücre yaşamı anlamına gelecekti. Hücre döngüsünü de kendi içerisinde bir hazırlık evresi, interfaz, bir de çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiği mitotik evreye ayırmıştık. Yani iki bölümden oluşmuştur bizim için doğru. Mayoz canlıların üreme organlarındaki eşey ana hücrelerinde meydana gelir. Bu da tabii ki bizim için doğru oldu gençler üreme ana hücresi demesi çok önemli. Bazen diyoruz ki mayoz canlılardaki işte eşey hücrelerinde meydana gelir. Spermde yumurtada. Sperm yumurta dediğin şeyler zaten en kromozomludur. En kromozomlu bir hücre bir daha mayoza girip en bölü ikiye düşemez. Eşey ana, sperm ana, yumurta ana hücresi anca mayoz bölünme geçirebilir diyeyim. Gençler kelimelere dikkat edin. Mitozda kromozomların en belirgin görüldükleri evre bizim için neydi? Met orta faz evresiydi. Çünkü ekvatoral düzleme diziliyorlardı. Hatta amniyosentez karyotip yani kromozomların fotoğraflarının çekilip bilgisayara aktarılması işlemi de metafaz evresinde meydana geliyordu. Daha doğrusu gerçekleştiriliyordu. Mitozda sentromer bölgesindeki proteinlerin çözülmesiyle kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılarak zıt kutuplara doğru hareket ettiği evrede bizim için ana faz evresi olacak. Bitki hücrelerinde golgiden ayrılan kesecikler nokta nokta oluşturmasıyla sitoplazma bölünmesi tamamlanır. Bitkili hücrelerine baktığımız zaman hücre zarı dışında hücre çeperi vardı. Çeper ölü sert bir yapıya sahip olduğu için boğumlanma meydana gelmiyordu. Golgiden kopan Ara lamel ara kesecik adını verdiğimiz yapılar vardı. Bunların oluşmasıyla e, hücre bölünmesi tamamlanmış olacaktı. Ara lemel de yazabiliriz. Ara çeper ismini de verebiliriz. Hayvan hücrelerinde hazırlık evresinde nokta nokta eşlenmesi görülür. Hayvan hücrelerinin işte hücre bölünmesine hazırlık evresinden bahsediyorsak direkt hayvan hücresi dediği için mesela organellerden sentrozomu yazabiliriz. Ama tabii ki buraya atıyorum DNA eşlenmesi gerçekleşir organel eşlenmesi gerçekleşir derse de e, hocanın kabul etmesi lazım. Çünkü özel olarak bir şeyi belirtmemiş birçok şeyin eşlenmesi söz konusu oluyor. Yaşamsal faaliyetlerin devam ettiği ayrıca hücrenin hız hızla büyüdüğü ve metabolizmasının hızlandığı en uzun evre hücrenin interfaz evresi dediğimiz evresidir. Bazı hücrelerin hayat döngüsünün yüzde doksanı bile interfaz evresinde interfaz evresinde geçebiliyor. Tetratlarda kardeş olmayan kromatitlerin gen alışverişi yapmalarına da ne ismini vereceğiz? Parça değiş tokuşu yani crossing over ismini vermiş olacağız diyeyim. Gençler mayoz 1'e ait nokta noktada homolog kromozomlar İ iplikleri yardımıyla birbirinden ayrılır ve zıt kutuplara çekilir. He mayoz 1'de zıt kutuplara çekilecek homolog kromozomlar zaten homolog kromozomların zıt kutuplara çekildiği evre bizim için anafaz bir evresi dediğimiz evreydi. Mitozda çekirdek zarının yeniden oluşmasıyla iki çekirdekli bir hücrenin oluşması ise çekirdek zarı oluştuğu zaman iki tane çekirdek içeride hangi evredeydik? Telofaz evresi dediğimiz evre içerisinde yer alacaktık. Nokta nokta çekirdek bölünmesi olup hücre döngüsünün bir evresidir. Karyokinez veya mitoz dediğimiz şey çekirdek bölünmesi anlamına gelir. Tabii ki hücre döngüsü içerisinde geçen bir olaydan bahsediyoruz. Steril şartlarda ve uygun yapay besin ortamında yeni doku, bitki veya bitkisel ürünler elde edilebilmesini de neyle sağlayacağız? O zaman vejetatif üremeden bahsediyoruz ama yapay bir besin ortamından bahsediyoruz. Steril şartlar diyoruz. O zaman doku kültürü kullanarak, doku kültürü kullanarak üreme Bizim için e, bu sorumuzun cevabı, olacak. Gelelim diğer bir sorumuza. Hücre döngüsünde kontrol noktalarının önemini ve kontrol noktalarında meydana gelen olayları kısaca yazınız demiş. Şimdi ben hücre döngüsünün tabii ki kontrol noktalarından anlatayım, siz yazdım farz edin. Hücre no döngüsünün kontrol noktaları bizim için nelerdi? G1 kontrol noktası vardı. G2 kontrol noktası vardı. Bir de M kontrol noktası dediğimiz nokta vardı. Şimdi eğer hücre döngüsünün kontrol noktaları olmazsa hücre döngüsü kontrolsüz şekilde çoğalabilir. Bu çoğalma sonucunda da yaşlı, işe yaramayan ee, bozulmuş yapılara sahip hücreler etrafta çok fazla derecede olabilir. O yüzden de dur ve devam et sinyali dediğimiz sinyaller veriliyordu. Mesela G1 kontrol noktası dediğimiz zaman bu nokta hücrenin bölünmesine gerçekten gerek var mı? Birazdan DNA işlenecek işin dönüşü yok. Ee, her şey yeterli miktarda var mı? Biz büyüme olgunluğuna eriştik mi? Madde alışverişinde sorun yaşıyor muyuz? Gerçekten bölünmemiz gerekiyor mu? Bunların kontrolü gerçekleşiyordu. G2 kontrol noktası dediğimiz zaman S evresinden sonra geliyordu. Yani DNA işlenmesinden sonra gelen evreden bahsediyorduk. DNA işlenmesinde hata var mı? Varsa dur sinyali veriliyordu. Çünkü DNA işlenmesinde hata varsa oluşacak yavru hücreler hatalı olacaktır o yüzden de dur sinyali veriliyordu. Sonra DNA kendini tamam e, tamamladı tamir ettiği zamanda olaylar devam ediyordu. M kontrol noktası da metafaza denk geliyordu. İ iplikleri tüm kromozomlara tutundu mu bunlar kontrol ediliyordu. Eğer tutulmadılarsa anafaz evresine geçilmiyordu. Eğer geçilirse bir yere fazla kromozom gider bir tarafa eksik gider. Yani eğer hücre döngüsü kontrol edilmezse kanserleşme tümör oluşumu söz konusu olur. Bunların da tabii ki kontrol noktaları bazı özel bölgeler olacak ve buralarda dur ve devam et sinyalleri verilecek diyeyim. Gelelim diğer bir sorumuza. Aşağıdaki canlılarda görülen eşeğsiz üreme çeşitlerinin karşılarına yazarak tabloyu tamamlayınız diyor. Şimdi baktığımız zaman paramesyum, amip, öglene paramesyum, bakteri bunlar bölünerek üreme gerçekleştiren canlılarda tek hücreli canlılar oldukları için o zaman paramesyumun karşısına bölünerek üreme yazmam gerekiyor. Deniz yıldızı dediğimiz zaman deniz yıldızı ve planarya zaten rejenerasyonla üreyen canlıların en güzel örneğiydi deniz yıldızının vücudundan bir parça koptuğu zaman bu parça kendini yenileyerek yeni bir canlıya dönüşebiliyordu. Birey sayısında da artış meydana geldiği için tabii ki deniz yıldızlarındaki eşeğsiz üreme olarak kabul edeceğiz. Maya mantarları hidra dediğimiz canlılarda ise maya mantarı unutma tek hücreli bir canlıydı. Yine tomurcuk adını verdiğimiz bir yapı oluyordu. Yapı oluşuyordu. Bu oluşan yapı ayrılıp bağımsız da yaşayabiliyordu. Bir arada koloni de oluşturabiliyorlardı. Yani maya mantarı dediğimiz canlıda da tomurcuklanma ile üreme, tomurcuklanma ile üreme dediğimiz durum söz konusudur. Eğrelti otu, kara yosunu gibi bitkilerde ise sporla üreme söz konusuydu. Bunlar tohumsuz bitkilerdi. Yani tohum oluşturma özelliğine sahip değillerdi. E, spor adı verilen özel hücreleri oluşturarak üremelerini gerçekleştiriyorlardı. Bal arısı da döllenmemiş yumurtadan ee, yeni birey meydana gelmesi yani partono genez ile üreme olacaktı diyeyim gençler. Gelelim diğer bir sorumuza. Canlılarda görülen rejenerasyon çeşitlerinden bazıları aşağıda verilmiştir. İkiye bölünen planaryanın her bir parçasından yeni bir planaryanın oluşması, hangileri doku düzeyinde, hangileri organ düzeyinde, hangileri eşeysiz üreme sağlayan rejenerasyonu örnektir. Aşağıdaki tablolarda yerine yazınız diyor. İkiye bölünen planaryanın her bir parçasından yeni bir planarya oluşması bir kere üremek amaçlı. Yani eşeysiz üremeyi sağlayan rejenerasyondur. O zaman biri bu tarafa yazdım kırılan kemiklerin onarılması. Kuş ve memelilerde kemik kırıldığı zaman tamir ediliyor. Anca doku düzeyinde bir rejenerasyon meydana geliyor. Kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi, yengecin kopan bir kolundan kolunu yenilemesi ise organ düzeyinde rejenerasyonu örnek olacak. O zaman bu tarafa yazdım. Deniz yıldızının kopan parçalarından yeni deniz yıldızlarının meydana gelmesi zaten en güzel örnek. Deniz yıldızı ve planaryadır sorularda çok çıkar dikkat edin. Dördü de bu tarafa yazdım. Bir kısmı alınan karaciğerimizin yani yine memelilerden insandan bahsediyor. Eksilen kısmını tamamlaması, karaciğeri sökünce yeni karaciğer çıksaydı organ düzeyinde derdik. Sadece karaciğerin bir kısmı kendini yenileyebiliyor. Yani yani bizim için doku düzeyinde rejenerasyona örnek olacak. Gelelim diğer bir sorumuza. Bu da partenogenezle üreme ile alakalı bir sorumuz. Bal arısı popülasyonunu oluşturan bireyler aşağıdaki görselde verilmiş. Buna göre verilen özellikleri taşıyan arıların karşısındaki kutuya X işareti koyarak tabloyu tamamlayınız diyor. Şimdi gamet üretimi yapan dediğimiz zaman biz biliyoruz ki işçi arılar kısır arılardı. Kraliçe arılar mayoz bölünme yaparak yumurta oluşturuyordu. Yani gamet oluşumunu gerçekleştiriyorlardı. Erkek arılarda mitoz yaparak gamet oluşumunu gerçekleştiriyorlardı. İşçi arılar dişi arılardır. İki en kromozom sayısına sahip. Krali çağrılar yine dişi ve üretken arılarımız iki en kromozom sayısına sahip. Erkek arılarımız ise en kromozomuna sahiplerdi. İşçilerin kısır olduğunu söyledik. Haploid kromozom sayılı olanlar dediğimiz zaman işçi arılar diploid iki en, krali çağrı iki en diploid, haploid yani monoploid olanlar da yine bizim için erkek arılarımız olacak. Diploid kromozom sayılı olanlar dediğimiz zaman da işçi arı ve kraliçe arıyı işaretlememiz gerekiyor. Mitoz bölünmeyle gamet oluşturan kraliçe ve erkek arı gamet oluşturabiliyor. Kraliçe mayozla oluşturuyor. Erkek arılar ise zaten en kromozomlu oldukları için mitozla gamet oluşumunu gerçekleştirebiliyorlar. Döllenmemiş yumurtadan oluşanlar tabii ki bizim için erkek arılarımızdır. Döllenme meydana gelirse dişi bireyler yani işçi veya kraliçe oluyordu. Larva döneminde dişi bireyi polen ile beslersen, çiçek tozuyla beslersen işçi arılar oluyor arı sütü denilen özel bir salgıyla beslersen de kraliçe arı dediğimiz arılar meydana geliyor. Kısır bireyler olanlar da bizim için işçi arılardır. Yani böylelikle aslında partenogenizin o tablo üzerindeki şeklini de tamamıyla tekrar etmiş olduk. Gelelim diğer bir kıyaslama sorumuza. Aşağıdaki olaylardan hangileri mayoz 1 hangileri mayoz 2'de görülür? Uygun olanların karşısındaki kutuya çarpı işareti koyunuz. Crossing over parça değişimi dediğimiz zaman mayoz bölünmede genetik çeşitliliği sağlayan olaydı. Tabii ki profaz 1 evresinde meydana geliyordu. Ama unutma crossing over tesadüfi bir olaydır. %100 görülmek zorunda değil. Homolog kromozomlar karşılıklı gelecek şekilde ekvatoral düzleme rastgele dizilirdi diyor. Homolog kromozomları duyduysan mayoz birden bahsediyordur. Ekvatoral düzlemde rastgele dizilir dediğine göre de zaten mayoz birin Hangi evresinden bahsediyoruzdur? Metafaz 1 evresinden bahsediyorduk. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Bu cümleyi mitozda da duyduk. Mitozda duyduğum cümleler zaten mayoz 2'de olur. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrıldığı evre de bizim için anafaz 2 evresi dediğimiz evre olacak. Sentromer bölünmesi dediğimizde yine anafaz 2 evresinde görülecek. Çünkü kromozomu oluşturan kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyor. Homolog kromozomların ayrılması yayılması ana faz 1'de meydana geldi. Haploid kromozomlu hücre oluşması deseydi mayoz 1'i alırdım. Çünkü mayoz 1'in sonucunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı n. Ama bana diyor ki 4 hücre oluşur. 4 hücre oluştuğuna göre de mayoz 2'yi almamız gerekiyor. Gelelim diğer bir sorumuza test sorusu. Vejetatif üreme ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Ana bitkiden ayrılan doku parçasının gelişmesiyle yeni bir hücre şey yeni bir canlı meydana gelir demiş. Evet tabii ki vejetatif üreme ana bitkiden parça kopacaktı. Kazanılmış iyi özelliklerin değişmeden yeni nesillere aktarılmasını sağlayacaktı. Özellikle tarımda çok fazla vejetatif üremenin kullanılmasının sebebi ürün kalitesinin biliniyor olması verimli bir ağacım var. Bu ağacın verdiği ürünleri beğeniyorum. O zaman bu ağacı vejetatif üreme ile çoğaltayım ki e, yeni oluşturduğum ağaçlar da yine aynı kalitede olsun. Oluşan canlılar ana bitki ve birbiriyle aynı genetik yapıdadır. Tabii ki vejetatif üreme bir eşeğsiz üreme çeşidi olduğuna göre aynı genetik yapıda olacaklar. Hangileri doğrudur dediğine göre de cevabımız 1, 2 ve 3 oldu. Gelelim diğer bir sorumuza. Şekilli bir soru çıktı karşımıza. Aşağıdaki şekillerden hangisi mayoz geçirmekte olan iki en eşittir 8 kromozomlu bir hayvan üreme ana hücresinin metafaz birine aittir diyor. Şimdi baktığımız zaman bazı şekiller var mitoz mu mayoz mu olduklarını ayırt edemiyoruz. Ama buraya baktığım zaman şöyle göstermiş olayım soru üstünden. Bu tarz bir soru size sorulduğu zaman mitoz olabilir bu soru. Mitozsa İkiyen eşittir şunları birer kromozom olarak kabul edersen ikiyen eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitozuna ait olabilir. Mitoza ait olan her şey mayozda olabilir çünkü mayozun ikisindeki şekiller mitozda birebir aynı. Ama mayozsa hocam bu ikiyen eşittir 8 kromozomlu bir hücredir. E baktığımız zaman da mayoz ikisine aittir. Yani anafaz ikisi. Bu bizim cevabımız değil. Buraya baktığın zaman bak bunda kesin eminim mitoz olamaz. Bu kesinlikle mayoz. Neden? Kromozomlar karşılıklı gitmişler. Bu kesinlikle mayoz bölünme yapıyor. 1, 2, 3, 4 kromozomlu hop. 2'yen eşittir 4. Bu da mayoz bölünme yapıyor ama 2'yen dörtlünün bu da gitti. Şuraya baktığım zaman yine ayırt edemedim. Mitoz olabilir. 2n eşittir şunları birer kromozom olarak kabul edersen 2 diyeceksin. Eğer mayoz bölünme ise ya hocam bunlar bir zamanlar şöyleydi yani kromozom halindeydi B şıkkındaki gibiydi. Mayozsa da bunun iki katı yani 2n eşittir 4 olmak zorunda. 2n 8'i bulamadım. Buraya baktım, yapıştırdım. Kesinlikle mayoz bölünmedir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mayos bölünmenin 2 eşittir. 8 kromozomlusudur. Biraz birbirinden ayrık yazmış. Anafaz deseydik daha güzel olurdu. Biraz birbirine yakın çizersek de metafaz oluyor. Metafaz ekvator düzlemine diziliyor. Anafaz zıt kutuplara çekiliyor ya. Diğer şekil zaten olmadığı için cevabımız D'ye düşmüş oldu. Ona bir dikkat edin. Bazen şuradaki mesafeyi az veriyoruz. Hemen bizim için metafaz anlamına gelebilir. Biliyor. Uzak çizdiğimiz zaman da anafaz anlamına gelecek. Gelelim diğer bir sorumuza. Aşağıda verilen ifadelerin numaralarını yukarıdaki ven şemasında uygun alanlara yerleştiriniz. Mitozla mayozu birbirimizle kıyaslamamızı istemiş. Gamet oluşumu görülür dediğimiz zaman çok istisnai olarak bazı canlılar mitozla gamet oluşturabiliyorlar. Mayozla gamet oluşturabilen canlılarımız da var. O zaman biri iki tarafa da yazmam gerekiyor. Hatta şey diyebilirsin erkek arılar mitozla işte spermlerini yapıyorlar, gametlerini yapıyorlar. O zaman gamet oluşumu mitoz ve mayoz da olabiliyor. Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme onarımı sağlayan tabii ki bizim için mitoz olacak. Yaralarımızın tamirine büyümemizi, gelişmemizi mitoz sağlıyor. Kardeş kromotitler birbirine mitozda da ayrılıyorlar. Mayoz 2'de de ayrılıyorlar. O zaman ortak yere yazmamız lazım homolog kromozom kavramını duyduğum an yapıştırdım. Zaten mayoz olması lazım. İnterfaz dediğimiz olayda hem mitozun başında vardı hem de mayozun başında vardı diyeyim. Gençler böylelikle aslında yazılı hazırlığımızı bitirmiş olduk. Özellikle size e, bir şey göstermek istiyorum. Dinamo Soru Bankamızı her seferinde gösteriyorum. Biliyorsunuz ki Dinamo'nun arka tarafında da yazılı hazırlıklarımız var. Yani ünite sonlarına gelirseniz burada yazılı hazırlık sorularımız olduğunu da göreceksiniz. Sınava girmeden önce buradaki yazılı hazırlık sorularına da mutlaka bakın. Biz yazılıda nereye kadar sorumluyuz? Eşeyli üremeye geçmemiştir hocalarınız. Mayozu bitirenleriniz vardır. Yani sayfa 44'e kadar olan soruların çözülmüş bitmiş olması gerekiyor. Sıfırdan ona biyolojiye baktığınız zaman da burada özellikle şunları tekrar etmenizi istiyorum. Eşeyli üremeye geçilmemiştir. Mayoza kadar bitirdiyse sayfa 51'e kadar geliyor olması lazım lazım özellikle verdiğimiz kıyaslı sorulara şekillerin kıyaslarını dikkat edin mitozla mayozun arasındaki farklar ile ilgili karşılaştırmalar ile ilgili de çok fazla soru soracaktır Hocanız Çünkü üniversite sınavında da çok fazla bu tarz soru geliyor O yüzden okul hocaları da seviyor mitoz ve mayozu da kendi içerisinde karşılaştırmalı hem şekilli hem de sözel sorularına dikkat edin diyeyim evreleri de şekiller üzerinden özellikle örneklerle eşleştirerek çalışın diyeyim ve bugünkü dersimizi bitirmiş olayım. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.